Merhaba arkadaşlar. Bir geometri dersiyle yine sizlerle beraberiz. Bugün en önemli konulardan bir tanesi yani dik üçgen konusunu işleyeceğiz. Neden önemli diyecekseniz bundan sonraki çoğu konuda burada görmüş olduğumuz özellikleri kullanacağız arkadaşlar. Bundan dolayı ne olacak? Dik üçgen konusu önemli bir konu arkadaşlar. Vakit kaybetmeden özellikleri hemen bir ifade edelim size. İlk özelliğimiz Pisagor teoremi. Hatırlarsanız dik üçgende geçerli olan bir özellik de bu arkadaşlar. Dik üçgende 90'ın karşısındaki kenar hipotenüs olmak üzere hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına ne olacaktı? Eşit olacaktı. Bakın hipotenüs uzunluğumuz A olmak üzere A'nın karesi ne olacakmış arkadaşlar? Diğer dik kenarların kareleri toplamı dedik. Yani B'nin karesi ile C'nin kareleri toplamına eşit olacak. Önemli bir Özellik arkadaşlar bunu unutmamamız lazım. Pisagor teoremine bağlı olarak diklik teoremi dediğimiz bir kısım karşımıza geliyor. Bunu bile de bilirsiniz veya iki tane pisagor teoremi yazarak da bu ifadeyi çıkarabilirsiniz. Yani ben şuradaki kenara P şuraya da K şu uzunluğun B şuranın da C olduğunu söylersem şuraya da hemen H diyeyim ne dedik iki tane pisagorla çıkacak bir ifade demiştik. İsterseniz direkt ispatını yapalım sonra özelliği söyleyelim. Şuradaki dik üçgende bir pisagor yazdık. Hipotenüsün karesi. Yani B'nin karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamıydı. Yani H'ın karesi artı K'nın karesi olacak. Bir de soldaki dik üçgende Pisagor yazdık. Yine bakın 90'ın karesi hipotenüs. Hipotenüsün karesi C'nin karesi eşittir. Diğer dik kenarların kareleri toplamı olacaktı. Yani H'ın karesi artı P'nin karesi oldu. Şunları taraf tarafa çıkarırsak H kareler buradan yok olmuş olacak. Öyleyse buradan karşımıza çıkan ifade ne oldu dikkat edersek? B'nin karesi eksi C'nin karesi eşittir. K'nın karesi एक से फेन कर सकते P kareyi bu tarafa C kareyi de diğer tarafa atarsam B'nin karesi artı P'nin karesi eşittir. C'nin karesi artı K'nın karesi olarak karşımıza çıkmış oldu. Yani özellikle sonuçta bunu ifade edecek. Yani buradaki P'nin karesi ile B'nin karesinin toplamı yine C'nin karesi ile K'nın kareleri toplamı birbirine eşit olacak diyor diklik teoreminde. Eğer soruda aklınıza gelirse bu ifadeyi direkt kullanabilirsiniz. Aklınıza gelmiyorsa da ne yapacaksınız? Yüksekliğe H deyip iki tane Pisagor teoremi yazıp buradan da çıkarma işlemini yaptığımız zaman yine eşitliği düzenledikten sonra karşımıza bu ifadenin ispatı gelmiş olacak. Buna bağlı olarak da arkadaşlar yine kalıp olarak karşımıza gelen bir soru tarzı bu. Bu soru tarzı aynı zamanda dörtgen kısmında da karşımıza geliyor. İki tane diklik teoremiyle çıkan bir ifade ama sonucunu yazacağız burada. A'nın karesiyle C'nin karesinin toplamı A kare artı C kare eşit olacak diyor. B'nin karesiyle D'nin kareleri toplamına. Yine bu soru kalıbı karşımıza geldiği zaman buradaki ifadeyi kullanarak soruyu ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Diğer önemli olan kısımlardan bir tanesi kenarlarına göre özel üçgenler olacak. Az çok bunları biliyorsunuz. Bakın ilk olarak 3, 4, 5 üçgeni ve katları şeklinde gelecek. K eşittir 1 için bu ifade ne, neyi ifade edecek? 3, 4, 5 üçgenine K yerine 2 yazarsanız 6, 8, 10 üçgene. K eşittir 3 için 9, 12, 15 üçgene. K yerine 4 yazarsak 12, 16, 20. K yerine 5 yazarsanız 15, 20, 25 üçgene. Ve K yerine 6 yazarsanız 18, 24, 30 üçgene k eşittir 1'den k eşittir 6'ya kadar olan kısım genelde karşımıza çokça çıkan 3 4 5'in katları olan özel üçgenlerdir. Lütfen bu ifadeleri unutmayınız. Birkaç sefer soru üzerinde tekrar ederseniz kafanıza da yerleşmiş olacak. Bir diğer özel kenarına göre özel üçgenimiz. 5, 12, 13 üçgeni ve katları şeklinde gidecek yine bu. K eşittir şunlara K dersek 5K, 12K, 13K şeklinde olacak. K yerine 1 yazdığımızda 5, 12, 13'ü sağlar. K yerine 2 yazdığımız zaman 10, 24, 26 üçgeni sağlar. Yine bu 5, 12, 13'te K eşittir 1 ve K eşittir 2 için ifadeler çokça karşımıza çıkan soru kalıpları olacak arkadaşlar. Yine bunu kullanacağız. Bir diğeri de 7, 24, 25 şeklinde olacak arkadaşlar. Bu da kalp olarak yine karşımıza 7, 24, 25 olarak çıkıyor. Diğer katları pek fazla gelmiyor karşımıza. Bir diğer önemli özelliğimiz 8, 15, 17 üçgene. Yine bu da 8, 15, 17 olarak direkt karşımıza çıkan ifadelerden bir tanesi. Bunun haricinde arkadaşlar kenarlar arasındaki oranla alakalı hipotenüs uzunluğunu bulmak istersek Çoğunlukla karşımıza çıkan bir ifade. Eğer dik kenarlardan biri k, diğeri 2k ise hipotenüs uzunluğu kısa kenarın kök 5 katı olacak. Yani benim burada anlatmak istediğim ifade şu esasen. Kullanış olarak. Eğer ben 1, 2 üçgenine bakarsam bakın burada pisagor yazdım. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. Toplayınca 5 yaptı. Kare kökünü aldığım zaman ne gelecek bu? Kök 5 gelmiş olacak. Eğer ben buraları 2 ile çarparsam ne oldu? 2, 4, 5 2 kök 5 şeklinde ifade edeceğiz. Eğer buraları 4 ile çarpmış olsaydım 4, 8, 4 kök 5 şeklinde olacaktı. Eğer 5 ile çarpsaydım 5, 10, 5 kök 5 şeklinde olacaktı. Yani eğer sorunun içerisinde dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı şeklinde geliyorsa hemen hipotenüse ne yapacağım? kısa kenarın kök 5 katını yapıştıracağız arkadaşlar. Yine kalıp olarak karşımıza gelen ifadelerden bir tanesi eğer dik kenarlardan bir biri diğerinin 3 katı şeklinde oluyorsa demin ki ifade gibi hipotenüs uzunluğu kısa kenarın kök 10 katına eşit olmuş olacak. Kenarlarına göre özel üçgenlerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir de açılarına göre özel üçgenlerden bir bahsedelim. En çok karşımıza çıkan ifadelerden bir tanesi 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısındaki kenara A derseniz 90'ın karşısındaki kenar 30'un karşısının iki katına 60'ın karşısındaki kenarda 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katına eşit gelecek. Eğer soruda şöyle bir ifadeyle karşılaşırsa eğer dik kenarlardan biri hipotenüsün yarısı şeklinde ifade edilmiş ise hemen benim aklıma gelecek olan ifade burada 30-60-90 üçgeni olacak. Bakın K'yı gören açımız burada 30 derece olacak. O zaman diğer açımıza da ne düşmüş oldu? 60 derece. Bunu unutmayın. Bazı soru kalıplarında yine kullanacağımız bir ifade olacak bu. Bir diğer özel üçgenimiz 45-45-90 yani ikizkenar dik üçgen. 45'in karşısındaki kenara A derseniz 90'ın karşısındaki kenar 45'in karşısındaki kenarın kök 2 katına eşit olacak. Yine bir diğer özel hallerden bir tanesi 30-30 120 üçgeni. Burada da 30'un karşısına A dersek şuradaki açımız 120 olmak üzere 120'nin karşısındaki kenarda 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katına eşit gelmiş olacak. Bir diğer özel hallerden bir tanesi de 15-75-90 üçgen arkadaşlar. İlk özelliği şu eğer dikten dik indiyse 90'dan inen dikmeye haş derseniz hipotenüs uzunluğu bunun 4 katına eşit olacak. Genelde bu özellik akılda kalsın diye şöyle bir ifade kullanılır. Haşa 4 haş neşeter taş ifadesi kullanılır ki akılda kalsın istenilir ispatını da isterseniz şöyle bir şey uygulayabiliriz burada. Eğer ben şuradan şöyle bir muhteşem üçlü çekersem şuraya da D dersem BD, DC ve AD parçaları ne olacak? Birbirine eşit. E şurası ikiz kenar olduğundan burası 15 ise burada 15 geldi. 2 iç bir dıştan burası ne gelecek? 30. Bakın burada 30, 60, 90 oluştu. 30'un karşısı açsa 90'a karşısı bunun iki katı olacağından 2 katı olacağını 2h geldi. Yine eşitlikten buralarda ne geliyor arkadaşlar? 2a aç 2h. Dikkat ederseniz hipotenüs uzunluğunda olmuş oldu inen dikmenin 4 katına eşit olmuş oldu. Eğer sorunun içerisinde 15'in karşısındaki kenarı verip de bana 75'in karşısındaki kenarı soruyorsa bu durumda ne yapacaksınız? Büyük açıyı küçük açıya göre parçalayacaksınız. Yani ne demek istiyoruz? Şuradaki açım kaç derece? 15. O zaman şuradan şöyle bir 15 derece alırsam. Dikkat ederseniz burada ne oluşmuş oldu? İkiz kenar üçgen. İki iç bir dıştan şuraya 30 düştü. Buradaki açımda ne geldi? 60. O zaman ben 30'un karşısına A dersem. 30, 60, 90'dan şuradaki kenar uzunluğum 60'ın karşısı A kök 3 geldi. 90'ın karşısında ne gelecek? 2A. Eşitlikten dolayı buradaki uzunluğumda ne geliyor arkadaşlar? 2A geldi. Dikkat edin 15'in karşısındaki kenar A ise 70 75'in karşısındaki kenarda ne olmuş oldu? A'nın kök 3 artı 2 katına eşit olmuş oldu. Eğer bize 90'ın karşısında sorarsa hemen Pisagor teoremi yazıp hipotenüs uzunluğunda ne yapabilirsiniz? Buradan elde edebilirsiniz. <laughs> en önemli özelliklerden bir tanesi öklit bağıntısı arkadaşlar. Eğer dik üçgende 90'dan dikme indiyse ilk aklınıza gelecek olan ifade burada öklit bağıntısı olacak. İlk olarak şunu söyleyeceğiz. Dikme 90'dan inen dikmenin hipotenüsü ayırdığı parçalar sırasıyla P ve K olsun. Dikmenin karesi yani buna H derseniz H kare eşittir. Dikmenin hipotenüsü ayırdığı parçalar çarpımına eşit olacak. Yani H kare eşittir ne diyecekmişim? P çarpı K diyeceğim. Eğer dik kenarlara göre öklit yazmak isterseniz. Öncelikle B kenarı için B'nin karesi eşittir diyeceğim. Dikmenin B tarafında ayırdığı parça çarpı hipotenüs uzunluğu olacak. Yani burası K çarpı P artı K'ya eşit. P artı K'ya da A dersek K çarpı A bize B'nin karesini vermiş olacak. Bir diğeri de eğer ben diğer dik kenar yani C'ye göre öklit yazmak istersem C'nin karesi eşittir. Bakın burada da yine dikmenin C tarafında ayırdığı parça çarpı hipotenüs uzunluğu diyeceğiz. Yani bu da ne geldi? P çarpı P artı K. Yine şu ifade A'ya eşit ise C kare eşittir ne olacakmış? P çarpı A'ya eşit gelecek. Son olarak da alandan gelen bir ifade arkadaşlar. Dik kenarların çarpımı yani B ile C'nin çarpımı hipotenüs yüksekliğin çarpımına eşit olacak. Yani A çarpı H'a eşit gelecek 15 75 Pardon 15 20 25 üçgende de genelde bunu çok kullanacağız yani şöyle bir ifade karşımıza geldi dik üçgen şurası 15 burası 20 şurası 25 gelecek 3 4 5'in 5 katı olduğunda genelde burada inen dikme için şu yüksekliği bulurken H çarpı 25 eşittir. 15 çarpı 20 derseniz her iki tarafı 25'e böldüğümüzde şuradan 3 buradan 4 geldi. H eşittir buradan kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 12. Genelde bu soru kalıbı için bu ifadeyi kullanmamız gerekecek. Özellikler bu kadar. Şimdi soruların çözümüne geçelim. İlk sorumuz şu şekilde. Bakın ABC üçgeni BC, CD, DE, EF uzunluklarının birbirine eşit ve her birinin 2 olduğu bize verilmiş burada. Buna göre AF uzunluğu nedir diye bize soruluyor. Yani ben burada Pisagor teoremini kullanacağım. Şurada Pisagor teoremini yazarsam bakın direkt AC'nin karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı yani 36 artı 2'nin karesinden de 4 topladım. Ne yaptı burası? 40 yaptı. Yani kare kökünü de alırsam AC uzunluğu ne geldi? Kök 40. Yine şunun için şurada da bir Pisagor yazalım. O zaman AD'nin karesi eşittir buradan. Kök 40'ın karesinden 40 geldi. 2'nin karesinden ne gelecek? 4. Ne oldu burası? 44. Dikkat ederseniz hipotenüs uzunlukları ne oluyor burada? 4'er 4'er artarak gidiyor. O zaman ben bunu kısa bir metot uygulamak istersem ne olacak? X'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi veya buradaki uzunluklar farklı olabilir de. 2'nin karesi artı 2'nin karesi Artı 2'nin karesi dersek x'in karesini bulmuş olacağız. Çünkü her birinde 2'nin karesini ekleyerek devam ediyorduk. O zaman toplarsak burayı 36, 4, 4, 4. Bir 4 de buradan geldi. 40, 44, 48, 52 yapmış oldu. x kare şuraya yazalım. x kare eşittir 52 ise her iki tarafın kare kökünü aldık. x eşittir. Şurası 2 kök yani 4 çarpı 13'ten 4 dışarı 2 olarak çıkacağından 2 kök 13 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer soru yine çoğu kitapta kalıp olarak karşımıza gelen bir ifade. A ile E arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruyorsa arkadaşlar direkt ben ne yapacağım? A ile E'yi doğrusal olacak şekilde birleştireceğim. Bu doğru nereden geçtiği önemli değil. Benim için önemli olan A, E'nin doğrusal olması ve doğrusal uzaklığını bulmam gerekecek. Hemen bu soru kalıbında şunu uygulamamız lazım. Ya burada şöyle bir dikdörtgendir veya kare oluşacaktır. Dikkat ederseniz burada bir kare oluştu. Şu uzunluk 4 ise buradaki uzunluğum 4. Yine 4 ise burası ne geldi? 4. Şuradaki uzunluğumuz 9. Şuradaki uzunluğumuz da ne geliyor? 12. 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katı. O zaman 5'in 3 katı olacağından burası ne geldi? 15 geldi. Veya 9, 12, 15'i hatırlıyorsan direkt AE uzunluğunda yani en kısa mesafenin ne olduğunu bulacakmışız. 15 olduğunu bulmuş olacağız. Bir diğer sorumuz. <laughs> Hatırlarsanız üçgende açı kısmında birebir oran varsa yapmamız gereken işlemin orta taban çekmek olduğunu söylemiştik. Yine burada da aynı mantıkla yola çıkmaya çalışacağız. Bakın birebir oran var. AE parçasıyla da BC parçasının ne olduğunu söylemiş. Birbirine eşit olduğunu söylemiş. Yani ben şuradaki uzunluğa orta taban çekeceğimden dolayı 2A desem. Şuradan da şöyle bir orta taban çektim. Şuraya da H dedik arkadaşlar. Burası 2A ise orta tabanımız ne gelecek? A gelmiş oldu. Şu uzunluğun tamamını 2A demiştik. Doğru mudur? O zaman AB uzunluğunun tamamı ne geliyor? 2A artı 2. E, HD orta, H noktası AB'nin orta noktası olacağından 2'ye bölersem şuradaki parçaya A artı 1 düştü. Buranın da A artı 1 olması için şuradaki parçaya ne düştü? A eksi 1 düşmüş oldu. Hemen şuraya geldik arkadaşlar. Eğer A yerine 3 yazarsak şurada 3 4 5'i sağlıyor mu diye baktık veya Pisagor yazacağız. A yerine 3 yazmış olsaydık sağlar mıydı? Olmaz. A yerine bir 4 yazalım burada. A'mız 4 ise A eksi birden de burası ne gelecek? 3. 3, 4, 5'i sağladı mı? Sağladı. O zaman A'mız buradan ne gelecekmiş arkadaşlar? 4. Bize neyi sormuştu? BC. Yani iki alı kısmı soruyor. Burası X olacakmış. A'mız 4 ise o zaman X'imiz de buradan kaç gelmiş olacak? 8 gelmiş olacak. Bu tarz sorularda Pisagor yazmazdan önce özel üçgenleri bir denememiz lazım. Dikkat ederseniz biri sağ, diğeri de ardışık geliyordu. Zaten 3, 4, 5 üçgeninde. Değil mi? A yerine 4 yazdığımda şurası 4 eksi 1'den 3 geliyor. O zaman 3, 4, 5'i sağlıyor. Direk burada buradan kaç diyecekmişiz? 4 diyeceğiz. 2 ay sordu. Oradan da 8 gelmiş oldu arkadaşlar. Yine bir diğer soru. A, C eşittir. X nedir diye sormuş. AB'nin 15, E, B, 8, ED D, 7. Yine C'den de 16 olduğu bize verilmiş soruda. Şimdi şu kısmı görmemiş olsaydık demek ki sorunun benzeri olmuştu. Yani burada B ile C arasındaki en kısa mesafe nedir diye sormuş olsaydı hemen ne yapacaktım ben? B ile C'yi şöyle birleştirecektim. Hemen şurada bir dikdörtgen oluşturacaktık değil mi? Dik üçgen oluşmasını istiyorduk çünkü. Şurası 7 ise burası 7 geldi. Şuradaki açı 9. 8 ise burası ne gelecek? 8. Şu uzunluğun tamamı ne olmuş oldu? 24. Hemen bir özel üçgen 7, 24. O zaman şuradaki uzunluğumda ne gelecek? 25. Üstteki üçgene bak yine dik üçgen. Özel bir üçgen yine dikkat ederseniz. 15, 20, 25 üçgenini sağlıyor. O zaman buradan da x'imiz kaç gelmiş oldu? 20 santim gelmiş oldu arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır. Bir diğer sorumuz yine kalıp olarak çoğu kitapta karşımıza gelen bir soru tarzı. Hemen şunu yapacağız. Şuradaki eşitlikleri vermiş. Şuraya 7, şuraya 2. Bize x'in ne olduğu sorulmuş. Şimdi ben AB'ye A demiş olsaydım şuradaki dik üçgende Pisagor yazdım. O zaman şuradaki uzunluğun bakın A'nın karesi artı 7'nin karesinden 49'un kare kökü gelmiş olacak. Eşitlikten dolayı buradaki ifademde ne gelir yine? A kare artı 49'un kare kökü olarak karşımıza çıktı. Şimdi ben D e ile B'yi birleştirmiş olsaydım. Şuna dikkat edin. Bakın DCB dik üçgen hipotenüsü DB. Yine ABD üçgenine baktım. Dik üçgen hipotenüsüne ne? DB. O zaman bu iki üçgende yazmış olduğum Pisagorlar ne olacak? Birbirine eşit. Öncelikle DCB üçgeninde Pisagor yazarsam dik kenarların kareleri toplamı yani x'in karesi artı şu ifadenin karesini alırsam kökten kurtulmuş oldu. Yani a'nın karesi artı 49 eşittir. Yine şuradaki dik üçgen Dik kenarlardan biri A'ydı. A'nın karesi artı. Şu kenarımızda 9. 9'un karesinden de burası ne geldi? 81 geldi. A kareler birbirini götürdü. 49'u diğer tarafa attık. X kare eşittir. 81 eksi 49 olmuş oldu. 81'den 49'u da çıkarsak ne kalır? 32. Kare kökünü de alırsak biz burada <laughs> ne gelmiş oldu? 4 kök 2 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. Bakın ABC üçgeninde AB ile AC'nin eşit olduğu. Yani buranın ikizkenar dik üçgen olduğunu söylüyor bize. E ikizkenar olacağından AB AC eşitse şurası 45. Buradaki açımda yine ne gelecek? 45. 15'i buradaysa buradaki açıya ne kaldı? 30 kaldı. AH uzunluğuna 2 demiş arkadaşlar. Biz buna göre BDX nedir diyor. Yani şuradaki uzunluğu bize sormuş. Şimdi öncelikle ADC üçgenine bakarsam 15 75 90 mı? Ne demiştik? 90'dan inen dikme H ise hipotenüs uzunluğu ne olacaktı? Bunun 4 katı. Yani H'a 4H, Neşet Ertaş demiştik Aklımıza kalsın diye. O zaman şu DC uzunluğu 2'nin 4 katı olacağından dolayı ne gelir? 8. Şunu unutma. 30, 45, 60 gibi açılar var ise bu açıların karşısına gelecek şekilde dikme indireceğiz. Şimdi neredeyiz? BDC üçgende. O zaman şurada 30, şurada 45 var. Bunların karşısına gelecek şekilde şuradan bir dikme indirdik. Şuraya da T diyelim. Sağdaki üçgene bakarsan 30, 60, 90 değil mi? 90'ın karşısı 8 30'un karşısı ne olacak? 4. Hemen soldaki üçgene geldik. Bak burası da 45, 45, 90. O zaman şurada 4 olacak. Ne demiştik? 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katı olacaktı. Bak burada 45'in karşısı 4. O zaman 90'ın karşısı bunun kök 2 katı olacağından dolayı ne gelecekmiş? 4 kökü 2 olarak karşımıza çıkmış oldu. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Bakın birden fazla özelliği kullandık. İkiz kenar dik üçgenin özelliği 15-75'te haşa 4 haş kısmını kullandık. En önemli noktayı da şu idi. 30, 45, 60 gibi açılar varsa bu açıların karşısına gelecek şekilde dikme indirmemiz gerektiğini bu soruda öğrenmiş olduk. Bir diğer sorumuz. Bu soru kalıbı da çoğu testte karşımıza gelecek. Bakın eğer 15-45 veya 15-30 şeklinde üçgenler var ise 45 varsa 45'in karşısına gelecek şekilde dışarıdan dikme indireceğiz. Eğer 30 var ise 30'un karşısına gelecek şekilde ne yapacaksınız? Dışarıdan dikme indireceksiniz. 15'in karşısına dikme indirseniz işimiz çok zor. Çünkü 15 75 90 üçgeni kolay bir üçgen değil. Veya içeriden dikme indirmeye çalışabilirsiniz. Burada yine ne olacak? 15 75 90'da 90'ın karşısı gelmiş olacak. Yine işimiz çok zor olacak arkadaşlar. Ama en mantıklısı yine ifade edelim. 45 varsa 45'in karşısına 30 varsa 30'un karşısına gelecek şekilde dışarıdan dikme indireceğiz. Yani ben şöyle AC'yi uzatıp şuradan B noktasından şöyle bir dikme indirirsem. Dikkat et 45 ise burada 45 olacağından buraya ne düştü? 30. Yani burada oluşan üçgen şuraya da T dersek BTA üçgeni ne oldu? 30, 60, 90 oldu. E burada 90'ın karşısı 4 kök 6 ise 30'un karşısına gelir. Yarısı olacağından 2 kök 6. 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı değil mi? Kök 3 ile çarparsanız burası ne olur? 6 kök 2 olarak karşımıza çıkar. Şimdi büyük üçgene bak. BTC 45, 45, 90. 45'in karşısı 6 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katıydı. O zaman 6 kök 2'yi kök 2 ile çarparsam x'im de buradan kaç gelmiş oldu? 12 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bakın yine bu seferde 15-30 üçgeni var. Ne yapacakmışım? 30'un karşısına gelecek şekilde hemen AC'yi şöyle uzattım. 30'un karşısına gelecek şekilde dikmemizi dışarıdan indirdik. Bakın burada da büyük üçgen 30 60 90 olacağından şuralar 45 45 geldi. Dikkat et şurası 45 45 90 üçgeni. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise 45'in karşısı hemen kök 2'ye böldüm. 5 5 geldi. Büyük üçgene bakıyorum bakın. 30'un karşısı bu durumda 5 oldu. 90'ın karşısı bunun 2 katı olacağından dolayı da x'imiz buradan kaç gelecekmiş? 10 olarak karşımıza çıkmış olacak. Umarım bu iki soru anlaşılmıştır. Testlerde karşınıza gelecek arkadaşlar. Yapacağın işlem 45 varsa 45'in 30 varsa 30'un karşısına gelecek şekilde dışarıdan dikme indirmek olacak. Bir diğer sorumuz. Yine bakın AB, BC'ye eşit. Yine ikiz kenar dik üçgen sorusu arkadaşlar. Şurası 45 olması için buraya ne düşecek? 30. Yine şuradaki açım ne gelecek? 45. Bana şuradaki uzunluğu AD'yi sormuş. Bakın 90'ın karşısı 8 kökü 2 ise 45'in karşısı buradan ne gelir? 8 gelecek. Yine bakın şurası 30, 60, 90 üçgeni. Şu uzunluğun tamamında ne geliyor? 8 geldi. E burada 60'ın karşısı 8 30'un karşısı ne olur? Hemen 30'un karşısı için kök 3'e bölecektim. Öyleyse şuradaki uzunluğum ne oluyor? 8 bölü kök 3. Yani bunu bir düzenlersem eşitlenme ile çarptım. 8 kök 3 bölü ne gelecekmiş? 3 olarak karşımıza geldi. <laughs> tamamı 8'di bunun. Yani ben x ile 8 kök 3 bölü 3'ü toplarsam 8'e eşit oldu. Bunu diğer tarafa attım. X eşittir buradan. 8 eksi 8 kök 3 bölü 3 paydaları eşit dersem de 24 eksi 8 kök 3 bölü 3 olarak X ne olmuş oldu? Karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar yine kalıp olarak çoğunlukla karşımıza gelen soru tarzlarından bir tanesi. Bakın açı ortaylar verilmiş şuradaki açıya alfa dersek burası alfa şuradaki açıya beta dersek buradaki açımızda beta gelecek. Üçgenin iç açılarını toplarsanız bakın 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı buradan neye eşit gelir? 90 dereceye her iki tarafı ikiye bölersem buradan alfa ile beta'nın toplamına gelmiş oldu? 45 derece. E, alfa beta toplamı 45 ise o zaman şuradaki açımızda ne kalır? 135 derece. Bu tarz sorularda da 120 olabilir, 150 olabilir veya 135 olabilir arkadaşlar. Artık şu kısmı ayrı olarak düşünürseniz. Şu BD'yi şöyle uzatırsam şuradaki açım kaç derece gelecek? 45. C'den de şöyle bir dikme indirdim. Dikkat ederseniz burada oluşan üçgen 45, 45, 90 üçgen oldu. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise 45'lerin karşısı buradan ne gelecek? 5'e 5. Hemen oluşan şu büyük dik üçgene bakarsanız. Bakın şu uzunluğumuz 5. Şuradaki uzunluğumuz 12 oldu. Özel bir üçgenimiz 5, 12. O zaman ikimiz de buradan kaç gelmiş oldu? 13 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. Bakın şuradaki açıya 60 demiş. Şuradaki açının 45, DC uzunluğunun 6 kök 2 olduğu bize verilmiş. X'in ne olduğunu soruyor bize. Ne demiştik? 30'u 45'e 60'ı gör karşısına dikmeyi indir demiştik. O zaman öncelikle şuradan şöyle bir dikme indirirsem şuraya da t diyeyim. Şurada bir 30 60 90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı buradan ne gelecek? 7. Yine şuradan C noktasından AD'ye şöyle bir dikme indirirsem şurada da bir 45 45 90 oluştu. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısına gelecek. Hemen kök 2'ye böldüm. 6'ya 6 geldi. Şu uzunluğu da sorsaydı 7 köküç eşitlikten dolayı yani burada bir dikdörtgen oluştu. 7 köküç ise 7 köküç. 6 ise şuradaki uzunlukta ne geldi? 6. Bize şu uzunluğun tamamını soruyordu. O zaman x eşittir. 6 artı 7'den kaç olarak karşımıza çıkacakmış? 13 olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Yine bir diğer sorumuz şu şekilde. Şimdi şuna dikkat edin. BDDC'ye eşit. Yani burası ikizkenar üçgen. Bir de şurada ABD üçgenine bakarsanız 15, 75, 90 üçgene hipotenüs uzunluğu bize verilmiş. X nedir diye sorulmuş. 15, 75'te hemen şunu hatırlayalım. 90'dan inen dikme haçsa hipotenüs ne olacaktı? Bunun 4 katına eşitti. O zaman şu D'den şöyle ben bir dikme indirsem şuraya da H desek. Şu DH uzunluğu ne olacak? Hipotenüsün 4'te 1'i. E tamamı 8 ise 4'te 1'ini alırsam buradaki uzunluk ne geldi? 2 geldi. Bir de şuna dikkat edin. Şurası ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda tepeden tabana inen dikme kenar ortay olacağından taban ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Bakın şuraya dikkat edersek şurası bir dikdörtgen oldu. Karşılıklı kenarlar eşit olacağından iki ise burası ne geldi? iki. E kenarların eşit olduğunu söylemiştik. O zaman TC'de buradan iki geldi. Yani BC uzunluğumuz buradan ne gelmiş olacak? 4 Şimdi büyük üçgene bak ABC üçgenine. Dik kenarlardan biri diğerinin yarısı yani k 2k hipotenüste ne olacak demiştik kısa kenarın kök 5 katına eşitti o zaman x'imiz de buradan ne gelmiş oldu 4 kök 5 olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar umarım bu sorularda anlaşılmıştır bir diğer sorumuz Bakın 15 60 şeklinde verilmiş. Eşkenar üçgende genelde karşımıza çıkan soru tarzlarından bir tanesi bu. Bu tarz sorularda dışarıdan dikme indirmek işimizi uzatabilir veya içeriden dikme indirmek yine ne yapabilir? İşimizi uzatabilir. Bunun yerine şunu yapalım biz. Şimdi ben şuradan şöyle bir 15 derece almış olsaydım şuraya da T desem. Şurası 15 derece ise dikkat edersen BT ile AT ne olacak? Birbirine eşit. İki iç açının toplamı bir dışa eşit olacağından buradaki açı yerine düşecek 30. Hemen ATC üçgenine bak. Bak 30 60. O zaman şuradaki açım ne geldi? 90. Dikkat et sağ tarafta 30 60 90. Soldaki de iki kenar üçgen oldu. 30'un karşısı karşı 5 ise 60'ın karşısı 5 kök 3. 90'ın karşısı 2 katı olacağından dolayı ne geldi? 10. İki kenar olduğundan burası 5 kök 3 BT de buradan ne gelecek? 5. Şu kenarın tamamını sordu. Yani x eşittir. 10 artı 5 kök 3 olarak ne olacakmış? Karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Yine bir diğer sorumuz. Hem BAD açısının 60 derece. BAD yani şuradaki açının tamamının 60 derece olduğu bize verilmiş. Buna göre X nedir diyor. CD'nin 12, BC'nin de 3 olduğu soruda verilmiş. X'in ne olduğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben CD'yi şöyle doğrusal olacak şekilde uzatmış olsaydım. Bakın şuraya da T desem ATD üçgeni 30 60 90 oldu. Yani şuradaki açıma ne düştü? 30. O zaman şuradaki açım ne olacak? 60 derece. Hemen şu BTC üçgenine bakalım. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı olacağından dolayı buraya ne düşecek? 6. Hemen şuraya döndük. A, T, -D. Dikkat edersen 30, 60, 90 üçgeni. 60'ın karşısı burada kaç? 18 oldu. Değil mi? 30'un karşısı olacak? Bunun için 60'ın karşısını kök 3'e bölecektik. 18'i kök 3'e böldük. O zaman buradaki uzunluğumuzda ne gelmiş olacakmış arkadaşlar? 6 kök 3 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. ABC dik üçgen. Yine ECD'nin dik üçgen olduğu bize verilmiş burada. Şu ifadeler var. BC, CD uzunluğuna eşit. EC, AE uzunluğu 6 olacak. Yani şuradaki uzunluğum 6 gelecekmiş. 2 tane ece 6'ya eşitse o zaman şuradaki uzunluğumuzda ne gelmiş oldu? 3 olarak karşımıza çıkmış oldu. Bize neyi sormuş? ED uzunluğu nedir diye sormuş. Yani şuradaki parçayı bize soruyor arkadaşlar. Hemen şuna dikkat edelim. Şimdi burası ikiz kenar ise ben şuradaki açıyı alfa desem ikiz kenarlıktan dolayı şuradaki açımızda ne gelir? Alfa. O zaman şuradaki açıya da beta diyelim. Alfa ile betanın toplamı ne yapıyor? 90 şu açı 90'dı. Burası alfa ise öyleyse buradaki açı yerine kaldı. Beta kaldı. E şurası beta ise ters açıdan burada ne gelir? Beta gelmiş oldu. Dikkat ederseniz bakın AB, AE üçgenine baktığınızda taban açıları eşit. O zaman ikiz kenar. Şu kenarla da şu kenar ne olacakmış? Birbirine eşit. 6 ise buradaki kenarımızda ne geldi? 6. Şimdi ABC üçgenine bakarsam hipotenüs uzunluğu 9. AB uzunluğu 6. O zaman Pisagor'u yazalım. 9'un karesi 81 eşittir. 6'nın karesi 36 artı BC'nin karesi olacak. 36'yı diğer tarafa atarsanız bakın ne geldi? 45 eşittir BC'nin karesi. Kare aldık. BC uzunluğu buradan ne geldi? 3 kök 5 olarak karşımıza çıktı. Yani şu uzunluk 3 kök 5 ise şuradaki uzunluğunda ne yapacak? 3 kök 5. Hemen şuraya geldik. Bize ikisi sormuştu. Şurada Pisagor yazacağız arkadaşlar. Hemen Pisagor'u da şuraya yazalım. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9. 3 kök 5'in karesinden de ne gelecek 45 geldi. Topladık burası ne yaptı? 54. Kare kökünü alırsan da x eşittir buradan kaç gelmiş oldu? 3 kök 6 olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Bir diğer soru. AB uzunluğu sorulmuş. Bakın soruda ne diyor? ED'nin 2 oldu. Yine bakın ED, EC'ye dik. AB, AC'ye dik olduğu soruda verilmiş. ED'ye 2 demiş. Yani şu uzunluğumuz 2 olacakmış. EC uzunluğunun da 4 olduğu soruda bize verilmiş. Neyi sordu demiştik? AB uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda da şöyle bir şey uygulamaya çalışalım. Şurada birebir oran var. Ya dışarıdan ya da içeriden tamamlamamız lazım bunu. Ben şuradan ED'yi şöyle uzatsam da şuradan şöyle bir dikmeyi indirsem. Şurası 90. Dikkat edersen şurası bir kelebek oldu. Birebir oran varsa 2 ise buraya ne düşer? 2. 4 ise bire birden dolayı burası da ne geldi? 4 gelmiş oldu. Şimdi şu üçgene dikkat et. Şuraya T dersem B, T, E. Şu uzunluk 4. Şurası da 4. Tepe açısı 90. O zaman burası ne oldu? 45, 45. 90 üçgen oldu. E 45'in karşısı 4 ise 90'ın karşısına gelir. 4 kök 2. Şu açı 45 ise şurada 90 da o zaman burada ne geldi? 45. Öyleyse şuradaki açımdan ne gelecek? 45. Bak 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı buradan ne gelir? Kök 2'ye bölersen 2 kök 2 geldi. Bana neyi sormuştu? AB'yi sordu. 4 kök 2 artı 2 kök 2. O zaman buradan da AB uzunluğumuz kaç gelmiş oldu? 6 kök 2 olarak karşımıza çıkmış oldu. Bir diğer soru öklit sorusu arkadaşlar. Hemen ABC üçgenine bir baktık. Dikten dikilmiş o zaman öklit. Neydi? H kare P çarpı K olacaktı. H kare dedik 4. 4'ün karesinden ne geldi? 16. 2 çarpı FC olacak. 2 çarpı FC dedik. Buradan 2'ye bölersek FC uzunluğu buradan ne geliyor arkadaşlar? 8. Şimdi FC uzunluğu 8 EC 1 ise buraya ne kalmış oldu? 7. Şimdi BDC üçgenine baktık. Dikten dikilmiş. Yine H kare P çarpı K ifadesinden. 90'dan inen dikme x ise x'in karesi eşittir. Dikmenin hipotenüsü ayırdığı parça şuradan 1 şuradan da ne geldi? 9. O zaman 1 çarpı 9 9 kare aldık. X'imiz de buradan kaç gelmiş olacakmış? 3 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. Yine AB'nin altı olduğu bize verilmiş. Şuradaki BD parçasıyla DC parçasının eşit olduğu ifade ediliyor soruda. X nedir diyor. Yine kalıp olarak karşımıza çıkan soru tarzı. Dikten dikinmiş aklımıza ne gelecekti? Öklit gelecek. Öncelikle ABC üçgende şu dik kenara göre öklit yazmak istersek. Şuraya da A diyelim isterseniz. Dik kenara göre öklit yazıyoruz. 6'nın karesinden 36 eşittir. Dikmenin altı tarafında ayırdığı parça çarpı hipotenüs olacaktı. Yani A çarpı e şu BD ile DC eşittir. O zaman iki tane BD yazsak da Olur bc yerine. Umarım problem yoktur burada. Bir de şuraya geldik. Bakın, bd üçgeni dikten dikinmiş. Öklit. Yine dik kenara göre Öklit yazdık. X'in karesi eşittir. Dikmenin x tarafında ayırdığı parça çarpı hipotenüsü yani bd olacak. Yani burası da a çarpı bd olarak karşımıza çıktı. İki ifadeyi şöyle oranladık. Alar gider. Bdler de gitti. Dikkat ederseniz ne kaldı? 36 bölü x kare eşittir. 2 bölü 1 geldi. Her iki tarafı işler dışlar yapalım isterseniz. 2x kare 36 ise buradan x kare 18 geldi. Kare kökünü aldık. x eşittir buradan kaç geliyormuş? 3 kök 2 olarak karşımıza çıkmış oldu. Dik üçgende bu kadar arkadaşlar. Sürçülisan eylediysek affola.